Evet, sıradaki bağlacımızda coordinating conjunctions dediğimiz bağlaçlarımızdan beşinci olması gerekiyor. Nor bağlacı. Arkadaşlar bunu ilerideki bağlaçlarda tekrar göreceğiz. Yarınki dersimizde falan tekrar göreceğiz bunu. Ama şu anda tek başına öğreniyoruz. Bir dahaki gördüğümüz derste iki taraflı olarak öğreneceğiz. Arkadaşlar nor bağlacı kuralları var. Kuralların olması iyi bir şey. Kuraldan çözebileceksiniz yani. Anlamasanız bile kurala bakarak çözebileceksiniz demek. Şöyle yazalım o zaman. Diyelim ki olumsuz cümleden sonra kullanılır ve olumsuz cümleden sonra kullanılır ve bulunduğu cümleyi devrik yapar. Arkadaşlar V'den sonraki kısım bizim için çok önemli bir nokta. Devrik yapar. Yani ne, bu durumda diyeceğiz ki bakın nor cümleleri bağlar. Çünkü cümlelerle beraber kullanılıyor. Cümleleri bağlar diyelim şöyle. Yalnız birinci cümle olumsuz olacak. Hiçbir zaman birinci cümlenin başında kullanılmaz. İkinci cümlenin başında kullanılır. Ve ikinci cümleyi de ne yapacak arkadaşlar? Devrik yapacak. Arkadaşlar şu anda Duru ağlıyor. Annesi bir şeyler yedirmeye çalışıyor. Çocuk hiçbir şey yemiyor. Evet. Mesela diyelim ki şimdi ne diyelim? Basit bir örnek olsun. I don't think I don't her skirt suits her virgül. Diyor ki birinci tarafta onun eteğinin bakın şurası onun eteğinin ona yakıştığını düşünmüyorum. Olumsuz bir cümle gördünüz mü? I don't think diye başladığı için onun eteğinin ona yakıştığını düşünmüyorum. Olumsuz cümlemizi verdikten sonra şimdi diyeceğim ki nor do I like, do I like her shoes? Katmış olduğu anlama geldik. Nor arkadaşlar cümleyi olumsuz yapıyor ve diyor ki onun ayakkabılarını da beğenmedim. Tamam mı? Ayakkabılarını da beğenmedim şeklinde cümlemizi olumsuz yapıyor arkadaşlar. Şimdi o zaman Nor'un anlamına ne diyeceğiz biliyor musunuz? Ayakkabılarını da beğenmedim. D daha diyeceğiz arkadaşlar. D daha diyeceğiz. Ancak olumsuz. Cümleyi olumsuz yapan bir D daha. Tamam mı? Mesela normalde burada şu ikinci cümleye bakın şuraya. Burada ne demesi gerekiyordu biliyor musunuz? I don't like her shoes demesi gerekiyordu. Ancak Nor cümleyi ne hale getirdi gördünüz mü? Yapıca olumlu, anlamca olumsuz hale getirdi. Ayrıca buraya do'yu getirerek geniş zamanda devrik yaptığımız hali bu. Do'yu getirerek yardımcı fiili özneden önce getirerek devrik hale getirdi ve ayrıyetten cümleye bir D daha ekledi. Nor'un görevi arkadaşlar 3-4 tane görevi var. 3-4 tane fonksiyonu var cümle oluşturmada. Hepsini birleştireceksiniz. Bir ekran görüntüsü alalım arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Aldınız. Aldık sir. Cümleleri bağlar. Bakın birinci cümlemiz tam bir cümle geldi. Ondan sonra ikinci cümlemiz. Cümleleri bağlama olayı anlaşılıyor. Ne diyelim şimdi? Bir düşüneyim.
I don't like school. Ben okulu sevmiyorum. Nor, virgül koyuyoruz arkadaşlar buraya yine. Nor do I like the teachers in it. Arkadaşlar ben okulu sevmiyorum. Onun, o bakın in it dediği buradaki it school arkadaşlar. Onun içerisindeki öğretmenleri de sevmiyorum diyor. Tamam mı? Onun içerisindeki öğretmenleri de sevmiyorum şeklinde Nor'la bağladık. Mesela Nor burada geniş zamanla ifade edildiği için, geniş zaman cümlesi olduğu için do I demiş. Mesela özne I değil de she olsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Does she olacaktı devriklik. Mesela geniş zaman değil, simple past olsaydı ne olacaktı? Did I olacaktı, simple past olsaydı. Ancak fiilimiz bu defa verb 1 olarak karşımıza çıkacaktı. Did'in olduğu cümlede fiil birinci halde kullanılır arkadaşlar. Geçmiş zamanda devrik de olsa fiil birinci haliyle karşımıza çıkacaktı. Present perfect olsaydı mesela have I verb 3 olacaktı. Devriğin belli kuralları var arkadaşlar. Bunları yine göreceğiz ilerideki bağlaçlarımızda. Bir ekran görüntüsü alalım. Aldınız. Bir cümle daha verelim. Aldık hocam. Bu defa da başka bir tense de yapalım. Geniş zamanda değil de özneyi falan değiştirerek yapalım. Ne diyelim biliyor musunuz? She didn't went out. O dışarıya çıkmadı. Nor did she study lesson. O dışarıya çıkmadı, ders de çalışmadı gibi ifade edebiliriz arkadaşlar. Bu defa bakın olumsuz cümle hangi tense'de verilmiş? Simple past. Simple past. Simple past'ta verildiği için nor'dan sonra gelen kısımda yine simple past'ta olacak ancak nor kendisinden sonra gelen cümleyi devrik yapacağı için nor did she. Bakın gördünüz mü? Did she dedikten sonra verb 1 şeklinde simple past'ın devriğini bu şekilde oluşturuyoruz sevgili arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Sizin için son bir örnek daha yazacağım arkadaşlar. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Children ne diyelim? Want children want play outside. Nor will they watch TV. Çocuklar dışarıda oynamayacak diyor arkadaşlar. Birinci cümlemiz hangi tense'in mesela olumsuzu birinci cümlemiz? Future tense'in olumsuzu. Simple future tense'in olumsuzu arkadaşlar. Çocuklar dışarıda oynamayacak ne de televizyon izleyecek gibi. Tamam mı? Çocuklar dışarıda oynamayacak, televizyonda izlemeyecek gibi bir çeviri yapabilirsiniz arkadaşlar bu cümle için. Bu defa cümlem future tense'de kurulduğu için, gelecek zamanda kurulduğu için devriği nasıl yapıyorum? Gelecek zamanın yardımcı fiili will, onu alıyorum. Ondan sonra öznemi geçiriyorum. Sonra verb 1 şeklinde devriği yapıyorum. Arkadaşlar devrik olayı bu şekilde. Şimdi devrikleri bir sırasını burada bir kısaca yapayım. Bu devriklerin yapılmasının sebebi nor. Nor olduğu için bu devrikler gerçekleşiyor. Nor'un kullanılması için de önde gelen cümlenin olumsuz olması gerekiyor. Arkadaşlar yapıcı olumsuz, anlamcı olumsuz önemli değil. Olumsuz olsun da nasıl olursa olsun. Tamam mı? Bazı cümleler yapıcı olumsuz oluyordu. Anlamcı olumlu falan oluyor. Önemli değil. Anlam ya da yapı
olumsuz olsun, yeterli bizim için. Noru yapabilmemiz için arkadaşlar. Evet, buranın da bir ekran görüntüsünü alın. Şimdi kısaca devrikler nasıl yapılır onları bir size aktarayım. Şeye aklınız gitmesin. If clause'da öğrendiğimiz devrikler vardı ya, type 1, type 2, type 3. Onlara aklınız gitmesin. Onlarla bunun bir alakası yok arkadaşlar. Tamam mı? Orada should kullanıyoruz, were kullanıyorduk falan filan. Onlarla bunların bir alakası yok. O if clause kurallarının devrikleriydi. If clause'un devrik yapılarıydı. Bunlar tense'lerin devrik yapıları. Şimdi aldınız ekran görüntüsünü. Şimdi bakın, devrik yapılar tense'lerde nasıl oluşuyor? Mesela nor için konuşalım arkadaşlar. Başta nor varsa simple present'ta mesela do, I, ondan sonra verb 1 devrik. Şuraya yazıyorum. Neyse önemli değil, şöyle yapalım. Devrik kuralları. Devrik kuralları şeklinde belirtelim. Çünkü bunu ileride de karşımıza çıkacak arkadaşlar. Nor do I verb 1 dedik. Mesela nor does he olsaydı yine verb 1 olacaktı. Her zaman fiil birinci halde geniş zamanda, sıkıntı yok. Geçmiş zaman olsaydı nor did they olsun mesela öznemiz, fark etmez, yine verb 1 arkadaşlar. Ya da did I olsun, yine verb 1, sıkıntı yok arkadaşlar. Mesela present perfect olsaydı have they verb 3 olacaktı. Perfect tense'lerde mutlaka verb 3 olacak arkadaşlar. Ya da has he she it de has kullanıyorduk, hatırlayın. Has she verb 3 şeklinde present perfect. Ondan sonra ne olsaydı mesela? Başka çok kullanılmıyor. Genelde bunlar tercih ediliyor. Mesela past perfect olsaydı had I verb 3 olurdu. Ya da had they verb 3 şeklinde örneklendirebilirdik. Karşımıza genelde bunlar çıkar arkadaşlar. Bunun harici devrik yapı size sormaz diye düşünüyorum. Ekstradan bir şeyler soracak olursa, mesela model devrik yapacak olursa. Model devriğini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Model'ı başa alıyorduk. Only if'i hatırlayın arkadaşlar. Only if cümle başındaysa ana cümle ne oluyordu? Devrik oluyordu değil mi? Evet. Ne oluyordu o zaman o devrik yapıda? Can I verb 1 geliyordu değil mi? Ya da will she verb 1 şeklinde devrik yapılar oluşturuyorduk. Modelların devriği de bu şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet, bu devrik kurallarını da bir örnek ekran görüntüsünü alın. Defterinizin bir köşesinde bulunsun not olarak. İleride başka devrik yapan bağlaçlarla yine göreceğiz arkadaşlar. Buralara dönüş yapacağız. Aldınız mı? Aldık hocam. Şimdilik çok takılmayın. Nor'un devrik yaptığını bilin. Bize, çünkü sorular kısmı önemli. Soru çözerken lazım bu devrik olayı. Hani cümleyi mesela boşluk vermiş şöyle. Ondan sonra demiş ki did I like demiş. Devrik yapıyı siz buradan hemen tespit ediyorsunuz. Çünkü devrik olmasa burada ne demesi lazım? I liked demesi lazım. Devrik olmayan haliyle. Devrik olduğu için did I like demiş. Ha, o zaman devrik yaptığı için buranın cevabı nor olmalı gibi şıklarda işaretleme yapabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Sıradaki bağlacımız 6 so bağlacı. Arkadaşlar so'nun katmış olduğu anlam bundan dolayı. Arkadaşlar so, dikkat ettiyseniz ben de derslerde konuşurken so'yu çok kullanırım. So çoğu zaman anlamı dışında kullanılabiliyor günlük konuşma dilinde. Bir hani ara bağlaç gibi so, I need the thing falan. Şimdi burada so'nun katmış olduğu anlam esasen bundan dolayı demek. Bu yüzden anlamlarına geliyor. Bundan dolayı anlamlarına geliyor arkadaşlar. Şimdi siz cümlenin başında bundan dolayı diyebilir misiniz? Hayır. 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 Öncesinde bir cümle söylemeniz gerekiyor yine, değil mi arkadaşlar? İşte hastaydım bundan dolayı, çalışmadın bundan dolayı, karnım açtı bundan dolayı gibi bir öncesinde bir bilgi vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde direkt bir girişe bundan dolayı diyerek giremezsiniz. Anlamsız olur. Yine o zaman so da cümle başında kullanılan bir bağlaç değil arkadaşlar. Öncesinde bir bilgi lazım. Sonrasında açıklama olarak so'yu kullanmamız gerekiyor. Size yardımcı olacak bir durum yine.
Aynı Nord'da olduğu gibi bir örnek yazalım. I was ill. Ben hastaydım. So I couldn't go to school. Ben hastaydım. Bu yüzden okula gidemedim dedik. Basit bir örnek yaptık. Bakın so'dan önce virgül geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. So'dan evet. önce virgül geliyor yine. Nor'da olduğu gibi. Ve yine açıklamayı aslında bir sebep-sonuç ilişkisi. Tamam mı? Sebep-sonuç. Sebep. Tamam mı? Sebep. Sonuç. Görmüş olduğunuz gibi. Sebep-sonuç. Hastaydım. Sebep. Okula gidemedim. Sonuç. Hasta olduğum için okula gidemedim. Sebep-sonuç ilişkisi kuruyor arkadaşlar. Başka bir örnek verelim mesela. Ayşe didn't study. Burada herhangi bir devriklik falan yok arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz devriklik olayı neye aitti? Nor bağlacına aitti. So'da herhangi bir devriklik yok. So'nun soruları genellikle basit oluyor. Aynı but gibi basit sorular oluyor arkadaşlar. Ayşe didn't study, so she failed. Ayşe ne diyor? Siz söyleyin arkadaşlar buna. Ayşe çalışmadı. Bundan dolayı sınav başarısız oldu. Aynen. Ayşe dersine çalışmadı. Bundan dolayı başarısız oldu şeklinde. Basit değil mi arkadaşlar? Soğuda bir sıkıntı yok. Yani daha fazla açıklama vermeye gerek yok. Aynen. Bir ekran görüntüsü alalım. Aldık. Aldık hocam. Güzel. Yedinci bağlacımız ve bu coordinating conjunctions'daki son bağlacımız arkadaşlar. A grubundaki son bağlacımız. For. Aslında biz bunlara böyle isimlendirmeden ziyade giriş bağlaçları diyorduk daha öncesinde. Giriş bağlaçları. Bunlar temel, basit bağlaçlar olduğu için, alıştırma bağlaçları olduğu için. Arkadaşlar for katmış olduğu anlam için, tamam mı? Çünkü de diyebilirsiniz ama ben içini tercih ediyorum bu noktada. Şimdi siz hiçbir cümleye için diye başlamazsınız, tamam mı? Yine bu da ikinci cümlede kullanılacak bir bağlaçtır arkadaşlar. Yine kendisinden önce virgül gelecek. Bunu da yine açıklayacağız arkadaşlar. Bakın so, nor ve for kullanım olarak birbirlerine benziyor ancak anlamları farklı. Mesela they don't know. Bu 6'ydı, 7. bağlacımız. They don't know being hungry. Diyor ki onlar aç olmayı bilmez. Onlar açlığı bilmez. Bakın virgülümü koydum. For they are rich. Onlar zengin oldukları için aç olmayı bilmezler diyor. Tamam mı? Arkadaşlar for cümlelerini çevirirken sondan başlarsanız sizin için daha mantıklı bir çevir olur. Onlar zengin oldukları için açlığı bilmez şeklinde çevirimizi yapabiliriz. Yine kendisinden önce virgül geliyor. For'un katmış olduğu anlam için cümleleri bağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar for normal bir preposition olarak da kullanılır. Yani preposition dediğimiz şeyler nelerdi? In, on, at, under gibi, between, among gibi, from gibi. Bunlar preposition aynı zamanda. For preposition olarak da kullanılır. Sıkıntı yok arkadaşlar. For'un anlamı değişmez. For her zaman içindir. Tamam mı? Bu çeviriyi yaptığınız zaman sıkıntı olmaz. Yani ekstra bir bilgi vereceğim size şurada. For, şöyle bir yıldız atayım. İçin anlamıyla kendisinden sonra sadece cümle değil
aynı zamanda isimleri de alabilir. Arkadaşlar for için anlamını bozmadan yine için anlamına gelecek şekilde kendisinden sonra sadece cümle değil. Mesela bakın they are rich, onlar zenginler. Arkadaşlar burası bir cümle değil mi? Cümle. Öznesi var, fiili var, sıfat gelmiş falan filan. Burası bir cümle. Sadece cümle değil. Aynı zamanda isim de gelebilir. Çok basit. Mesela he is waiting for me. O ne diyor biliyor musunuz? O benim için bekliyor diyor. Bak. He is waiting for me. Bir isim değil mi? Me. Evet, bir zamir arkadaşlar. Object pronoun. Ama object pronounlar da yine isimlerdir. Anladınız mı arkadaşlar? Bundan dolayı for'dan sonra biz isimler de gelebilir. For me, for you, işte for people, insanlar için gibi falan filan. Böyle ifadeler de karşımıza çıkabilir. Ama bağlaç olarak biz bağlaçlar konusunda for'un için anlamıyla kendisinden sonra cümle geleceğini bilelim. Sorularda çünkü bu şekilde çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, coordinating conjunctions yani giriş bağlaçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi correlative conjunctions'a geçmeyeceğim. Ona da artık yarın başlarız. Siz bu notlarınızı alın, defterinize geçin. Tamam mı? Bunlarla ilgili biraz çalışma tekrar yapın. Kuralları, ekstra kuralları, bu but gibi işte but not gibi yazdığım kuralları, norm kurallarını falan filan ezberleyin. Yarına hazır bir şekilde gelin sevgili arkadaşlar.